Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Fiat Egea'nın en baz donanımlı, en uygun fiyatlı donanımı olan 1.4 atmosferik motorlu Easy donanımlı olan aracını inceleyeceğiz. İki gündür bu araçla birlikteyiz. İki gündür bu aracı deneyimliyoruz. Şimdi araçla ilgili gözlemlerimi, tasarımını, iç mekanını, dış mekanına bakacağız. Egea'yı çokça yıllarda görüyoruz. Şu anki fiyat listesinde de en uygun sedan ve B5'tan C segmenti olarak diyeyim. Yani hafiften geniş sedan segmentinin en uygun fiyatlı ve bence en mantıklı otomobillerinden bir tanesi. Şu ön tasarımıyla başlayalım. Önde halojen farlarımız yer alıyorlar. Sinyalleri de halojen, farlar da halojen, uzunlar da halojen. Bu araçta bir sis farımız yok. Urban paketten sonra şu piano black olarak gördüğünüz yerler satin krom olarak geliyorlar. Ön ızgarada da yine aynı şekilde. Bunu da piano black olarak tercih etmişler. Önde şöyle göstereyim. Fiat logosunun yerine Fiat yazısı şeklinde tercih etmişler. Panjur dizaynı makyajsız versiyona göre farla bütünleşik ve daha ince olduğu için önden baktığınızda aracı daha böyle agresif göstermiş. Özellikle bu alt panjur sislerle birleştiği için biraz daha toparlamış bu makyaj operasyonu bu aracı. Şöyle yan tasarımından devam edecek olursak önü genel olarak bir görelim. Sonra yana doğru dönelim. Yanda Easy pakette 15 inçlik kapaklı jantlarımız yer alıyorlar. Bunun da makyajla birlikte tasarımı değişmiş. Ya kapağa göre tasarım olarak hoş bir tasarım. Turanza T00 bir lastiklerle gelmiş. Lastikleri iyiydi. Biraz havaları yüksek sanırım. O yüzden biraz sertlik var. Sinyali yana koymayı tercih etmişler. Şöyle bir detay var bu arada. Bir saniye. Şöyle aracın anahtarını gösterecek olursam. Fiat logolu kilitleme. Fiat logosuna basarak kilitliyorsunuz. Açıyorsunuz ve iki kere basıp bagaj açıyorsunuz. Arkada bir logo yok. Logo arkada da olsa güzel olurdu. Şimdi burada şöyle bir detay var. Arabayı kilitliyorum. Sinyallere bakın. Şimdi açmaya basıyorum. Hiçbir şey yanmıyor. Yani sadece farlar yanarak sizi selamlıyor ama aracı kilitlediğiniz ve açtığınız zaman sinyaller yanmıyorlar. Açalım biz yine. Bakın yine sinyaller yanmadılar. Ayarı varsa olabilir ama bildiğim kadarıyla yok. Bulamadık biz bir ayarını. Yandan devam edecek olursak burada manuel aynalarımız var. Yani katlanabilirliği manuel olan. Üzerinde herhangi bir sinyal vesaire yok. Çamurlukta sinyalimiz var. Diğer taraftan devam edelim. Burada benim gölgem düşüyor arabanın üstüne. Görünmüyor. Burası tamamen gölge zaten. Yanda tasarım detayı olarak şöyle bir girinti var sadece. Onun haricinde ekstradan bir çizgi vesaire yok. Omuz çizgisinin haricinde. Burada Easy pakette tam krom. Urban ve Lounge pakette yine satin krom şeklinde olan kapı kollarımız var. Bu birazcık çiğ duruyor. Urban pakette daha hoş duruyor. Krom bir cam çerçevemiz vesairesi yok. Arkaya doğru geçecek olursak Easy pakette halojen stoplarımız var. Urban'dan sonra LED olarak geliyorlar ve biraz daha karartılmış olarak geliyorlar. Arka tamponda herhangi bir kromaj, herhangi bir renkli bir parça yok. Alt difüzör tarzı olan eklenti de mat renkte. Kedi gözü dediğimiz reflektörleri orada yer alıyorlar. Egzoz çıkışı vesaire yok. Altta bir egzoz çıkışı var. Alttan da şöyle gözüküyor arabanın altı. Şimdi şöyle bir bagajını açalım. Burada Fiat logosu yok bu arada. Fiat yazı olarak var. Muhtemelen burada yazıyı koysalar şuraya taşıyacaktı yukarıya. Bu kaportaya bir daha işlem uygulanması gerekecekti. Bu da maliyeti arttıracağı için böyle bir şey yaptılar. Bagajı şuradan açıyorsunuz. Tabii ben arabayı kilitledim. Onu unuttum arabayı kilitlediğimi. Bagaj kapağı böyle biraz pat diye açılıyor. Hatta şöyle bir detay da var. Bu bagaj kapağını Lounge pakette ayağınızı alttan göstererek açabildiğiniz bir opsiyon var. Burada iki kere basarak bagajın böyle atmasını sağlayabiliyorsunuz. Böyle bagajı atıyor. Bagaj kapağının içinde böyle güzel bir halısı var ama tutma kolu olarak şöyle bir pul koymuşlar. Bunu tutup kapattığınızda kapanıyor ama. Bu demirlerimiz gizli değiller. Demir olarak açıktalar. Uygun fiyatlı bir otomobil olduğunu unutmuyoruz tekrardan. Bagaj içerisinde şu sırt çantam var. Bagaj hacmini ben yine ekrana yazarım. Bagajın içi dolu dolu. Güzel. Burada tutup kaldırıp altına bakabildiğiniz bir yer var. Tam boş stepne koymuşlar. Burada da Fiat bonkör davranmış. Onun haricinde yanlarda falan herhangi bir göz yok. Şöyle göstereyim. Burada da bir göz yok. Üstte bir kaplama yine yok. Sedan otomobillerin kanayan yarası. Burada bagaj amortisörleri şuraya girip çıkıyorlar.
Şöyle tutarak bagajı, şöyle kaputun altına da bakacak olursak, 1.4 litrelik atmosferik beslemeli 95 beygir güç üreten bir motoru var bu aracın. Motor performansı olarak birazcık konuşalım. Madem süremiyoruz, motorun başında konuşalım. Gayet yeterli. Rampalarda vesaire sizi üzmüyor, çekişten düşmüyor. Atmosferik motoru kullanmayı biliyorsanız, atmosferin ruhuna aşinaysanız, yani yüksek devir sevdiğini biliyorsanız, rampalı devrinizi 2000 yerine 3000-3500 civarında tutarak çok rahatlıkla arabayı taşıyabiliyorsunuz. Kendini taşıyarak rahat bir yolculuk yapmanızı sağlıyor. Kaputta yalıtımımız mevcut. Amortisörümüz yok. Çubuklu bir kaputumuz var. Motor yerleşimi falan da güzel. Made in Turkey zaten. Gördüğünüz gibi Türkiye'de üretilen de bir araç. Gayet de başarılı. Kasayı bu motor taşıyor. Çekişle ilgili çok şüpheniz olmasın. Yakıtı da gördük zaten. 7,5 litre civarında çok rahatlıkla geziyor. Bir yağ eksiltme sorunu olduğuna dair şeyler var. İşte yağını kontrol ederek binmeniz gerekiyor. Eksilttiğinde tamamlayacaksınız. Onun haricinde bir sıkıntısı, bir stresli bir çalışması yok. Baskı altında çalışmıyor, rahat çalışıyor. Motor kısmından da böyle. İç mekana doğru geçecek olursak önden başlayalım. Kapıyı açalım. Kapısı geniş açılıyor. Geniş bir kapısı var. Şöyle baktığımız zaman malzeme kalitesi sert plastik. Buralar sert, güzel bir doku verilmiş ama sert plastik. Kapı kollarımız krom değil. Urban'dan sonra bu da krom olarak geliyor. Burada 4 cam otomatiğimiz yer alıyor. Ayna ayarlarımız yer alıyor. Arka cam kilitlerimiz yer alıyor. Burası da sert. Burası yumuşak olmalıydı bence. Buraya kolunuzu koyduğunuzda bir süre sonra kolunuz ağrıyor. Ama kapı içi gözlerin genişliği olarak yeterli. Şuraya bir şişe, şuraya da birkaç eşyanızı koyabiliyorsunuz. Koltuğumuz manuel bir koltuk. Sağda solda elektrikli bir ayarı yok. İşte lunch pakette ısıtma gelirse buraya geliyor onun tuşu. Yanal destekleri falan güzel. Yeterli bir koltuk. Yani hiç minder rahatlığı olarak da iyi yani. Sağa solu yanal destekleri güzel. Baldır mesafesi yeterli. Rahatsınız koltukta. Şu iç mekanına doğru hafiften geçelim. Anahtarı da cebimden çıkarayım. İç mekana geçtiğimiz zaman burada 3 kollu bir direksiyonumuz yer alıyor. Makyajla birlikte bunun airbag tasarımı değişti. Hoş da oldu bence bu airbag tasarımı. Bu pakette deri bir direksiyon yok. Plastik bir direksiyon var. Plastik kalitesi de yeterli yani. Çok, ne çok kötü ne çok iyi. Burada hız sabitleme yok bu araçta. Buradan yol bilgisayarını kontrol ediyorsunuz. Onu göstereceğim şimdi. Solda arka sis farlarımızın yakabildiğimiz buton var. Ön sis farı yok. Çekiş kontrolü kapatabildiğimiz. Lastik basınç larını ayar, yani setup yaptığımız, yani ayarladığımız buton var. Far yükseklik alçaklık ayarımız var. Burada da bir göz yok. Direksiyonumuzun ayarı buradan yapılıyor. Şu kontağı açalım. Evet, şu an kontağı açtım. Debriyaja sonuna kadar basın diyor. Bastım. Tamam. Şu an kapı açık diyor. Debriyaja basıyorum abi. Tamam. Şöyle makyajla birlikte bu kadran tasarımı değişti. Önceden biraz daha farklı bir kadran tasarımı vardı. Şu an biraz daha derli toplu bir kadran tasarımı yer alıyor. Mesela şu an debriyaja basmıyorum. Debriyaj işareti var. Bastığım zaman gidiyor ve kapı açık diyor. Tamam, debriyaja sonuna kadar basacağım. Okey. Burada hızı görebiliyorsunuz. Sağ yaparak anında bilgi, menzili ve anlık tüketimi görebiliyorsunuz. Bir aşağı indiğinizde araç bilgilerini görebiliyorsunuz. Bir aşağıda radyo ayarlarınızı, bir aşağıda uyarıları, bir aşağıda araç ayarlarına gitmek için OK'ye tıklayabiliyorsunuz. Ve anında bilgi ekranındasınız. Burada sağa doğru basarak yaptığınız mesafeyi, seyahat süresini, mesela 1700 km yapılmış trip A için, ortalamasına bakalım. 7.4 litre, ortalama hızı da 46. Yani çok araba şey yapılmamış, trafikte kullanılmamış, 7.4 litre yakmış. 7.4 litre 1.4 atmosferik motor için güzel bir değer. Şimdi bizim kendi ortalamamızı da bakalım. Tabi sıfırlandı biz arabayı stop edince ama 6.5 litre civarındaydı. Biz full açık trafikte 70-80-90 civarında arabanın da acemisi olarak kullandık. Burada sinyal kollarımız falan var. İşte Fiat'tan alışa geldiğimiz şeyler. Selektör için çekin, uzun için ileri ittirin falan. Onun haricinde sağa doğru geldiğimizde bir teybimiz var. Yani bu teyp Urban paketten sonra şey geliyor buraya. Ekran geliyor. Ekleme tablet görünümlü. Bu eski konsoldan tep var burada. Radyosu var. İşte Bluetooth'a bağlayabiliyorsunuz telefonunuzu. Burada
info butonu var. Mesaj falan geldiğine görebiliyorsunuz ve ayarları var. Yani kullanışlılığı Bluetooth'un olması güzel. Bu uygun fiyatlı bir araçın neticede. Uygun fiyatlı bir araçlar içinde bak, uygun fiyatlı araçlar içinde baktığınızda da Bluetooth olması yeterli. Yani burada çok bir ekran beklemeye gerek yok. Aşağı doğru indiğimizde şöyle satin krom detaylı ızgaralarımız var. Havalandırma ızgaralarımız. Bunun da plastik kalitesi falan güzel. Yani arabayı beğenme böyle güzel deme sebebim şu abi. Bu araba uygun fiyatlı. Bu araçtan beklentin ne olacak? A'dan B'ye seni götürüyor mu? Götürüyor. Konforu yerinde mi? Yerinde bu. Başka bir beklentin olmaması gerekiyor uygun fiyatlı bir araçta. Aşağıda direksiyonumuzun City modu var. Bu City modu nedir? Direksiyonumuzun daha hafif, daha ağır olmasını sağlıyor. City modunda gerçekten tüy gibi oluyor direksiyonu. Normal modda biraz daha sertleşiyor. Buradan bagajı açabiliyorsunuz. Kapıları kilitleyebiliyorsunuz ve dörtlü butonumuz yer alıyor. Bu dolu pakette şu parça Piano Black geliyor. Urban ve Lounge'da. Bunda böyle mat siyah olarak geliyor. Aşağıda manuel klimamız yer alıyor. Klimanın kontrolleri, bu butonları falan güzel. 7 kademesi var klimanın. Burada da sıcaklık ayarı var. Nereye versin o var. Klimayı kapatalım. Aşağıda 12 voltluk soketimiz var. Ve USB girişimiz var. Burada da güzel bir gözümüz var. Bayağı kullanışlı. Buraya bir telefon, bir cüzdan, hatta belki iki telefon çok rahatlıkla sığabiliyor. Aşağıda 6 ileri manuel vitesli bir otomobil. Bu 1.4 atmosferik motorlu dediğim gibi. Vites topuzu ile ilgili şöyle bir detay var. Şuradan bakınca daha iyi belli oluyor. Biraz bana daha yakın. Normal bir arabaya alıştığınız zaman buna gelince elinizi şöyle bir ortaya atıyorsunuz. Bir değişik geliyor. Viteslerin yolları, topuzun şekli bayağı güzel. Yolları da kısa ve net. Gerisi de mandalı çekip altının yerine atıyorsunuz. Böyle değişik bir vitesi var. El freni ve vitesi de deri kaplı değil. Direksiyonda olduğu gibi. Arkada iki tane bardaklığınız, bir de küçük bir bardak için bir şeyler, yani küçük meyve sularını falan koyabileceğiniz bir gözü var. İleri geri ayarlı kol dayaması var. Bu da mesela boş paket bir otomobil için güzel bir şey. Kol dayamanın içinin boyutu da yeterli seviyede. Gördüğünüz gibi gayet iyi. Hatta bayağı da derin. Altında da bir halı kaplaması var. Onun da şeyi güzel. Hem fonksiyonu var hem de derinliği olarak da iyi. Yukarı çıktığımızda sürücü kısmında bir makyaj aynası yok. Yolcu kısmında bir ayna var ama ışık veya kapak yok. Ayna olması güzel ama. Burada aydınlatmalarımız halojen renkte. Açıp kapatabiliyorsunuz. Tuş hissiyatları falan güzel ama yani bu araba ucuz bir arabaymış demezsin yani. Normal bir araba gibi gelir. Burada kararması olmayan bir aynamız var. Arka görüş açısı falan güzel ama yan görüş açıları da güzel yan aynaların. Malzeme kalitesi olarak Egea beni çok şaşırtıyor abi. Uygun fiyatlı bir arabada şöyle bir yumuşaklığı var abi. Bak şuradan mı göstereyim? Bayağı içine göçüyor. Yumuş yumuş burası. Bu konsol bayağı yumuşak. Dokunduğunuzda verdiği hissi falan da güzel. Şu çizginin altı sert. Hatta bayağı sert şuralar. Ama şu çizginin üstü yumuşacık. Bayağı da kaliteli. Şöyle ben ideal pozisyondayım. Bakın debriyaja bastığımda tam düz gitmiyor, bükülmüyor da. Güzel. Bir de arkaya geçelim. Arka yaşam alanına bakalım. Şu arka kapıya. Kapı hissiyatları da çok boş değil, tangır tungur değil. Gayet iyi uygun fiyatlı bir otomobile göre. Arka tamamen sert. Yani burası da sert, burası da sert, burası da sert. Burada yine yeterli sayılabilecek. Yani ne ufak ne de çok büyük bir gözü var. Arka genişlik olarak da bayağı başarılı bir araba. Şöyle içine doğru geçelim yavaştan. Şimdi önde az önce ben oturuyordum gördüğünüz gibi. Arka diz mesafesi cidden iyi. Yani bir karıştan fazla. Benim boyum 1.75-1.76 falan. Böyle bir karıştan daha fazla. Yani tam bir karış bir diz mesafesi var. Arkada oturması çok rahat. Baş mesafesi olarak da 4 parmaktan biraz fazla. Şöyle giriyor parmaklarım. Arka koltuk minderlerinin yumuşaklığı falan da bayağı güzel. Arka konforu da gayet iyi. Burada kol dayamasının arkasında Lounge pakette alabildiğiniz, Urban Plus'ta alabildiğiniz bir USB oluyor. Burada hiçbir şey yok. Şaft tüneli çok yüksek değil. Koltuk minderlerinin genişliği de yeterli. Üçüncü bir yolcu burada rahatlıkla seyahat edebilir şehir içi yolculuklarda. Uzun yolda da çok yormayacaktır. Biraz koltuk yüksek sadece. Arkadan öne genel bakışını alalım şöyle. Güzel de bir otomobil. Fiyatına göre uygun da bir otomobil. Şimdi bir dışarı çıkalım. Bir kapanış yapalım. Evet. Bu videomuzda Fiat Egea Sedan'ı inceledik. En uygun fiyatlı Egea sizce nasıl olmuş? Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.